Sevgili öğrenciler merhaba. Anlatım bozuklukları konusu her yıl çıkmasa da bu konuyu tekrar etmemiz önemli. Sözcük ve sözcük öbeği düzeyinde anlatım bozukluklarını bağdaşıklıkla ilgili değerlendirmiştik. Hatırlayalım. Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları ise bağdaşıklıkla ilgilidir ve genellikle dil bilgisi bakımından cümleler değerlendirilir. Evet, anlam ve bağdaşıklık sözcük düzeyinde anlatım bozukluklarında özellikle üzerinde durmamız gereken ilk bölüm gereksiz sözcük kullanımı. Gereksiz sözcük kullanımı genellikle bir cümlede yeterli sözcüğün kullanılmaması, yani eş anlamlı ifadelerin gereksiz yere bir arada kullanılmasıdır. Bu anlatım bozukluğuna neden olur. Örnek cümlemizde, onu hep neşeli, sağlıklı, şen bir insan olarak tanırdım demiş. Sağlıklı ve şen ifadeleri aynı anlamı veren sözcükler oldukları için duruluk ilkesine bu cümlede uyulmamıştır. Yine başka bir cümlede Arapça ve Farsça dillerinden denmiş. Dil sözcüğü gereksizdir. Sınav yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı gittikçe artıyor. Burada da gereksiz sözcük kullanıldığı için genel anlamda cümlelerde duruluk olmadığını söyleyebiliriz. İkinci olarak üzerinde durmamız gereken anlamca çelişen ifadelerin bir arada kullanılması. Birbirine ters düşen ifadeler bir arada kullanıldığında cümlelerin anlamı açık olmaz. Bu olaydan tam 22-23 yıl önce İstanbul'a yerleşmiştik. Burada 22-23 yıl önce biraz belirsizlik anlamı taşıdığı için, bir belirsizlik anlamı olduğu için buna tam diyemeyiz. Yine kesinlikle yarın gelebilir, kesinlikle gelebilir ifadesinde çelişen ifadeler yer alıyor. Bu sözleri şüphesiz bütün öğrenciler duymuş olmalı. Yine bir çelişki oluşturur. Bununla ilgili daha önce sorulmuş bir anlatım bozukluğu sorusu elbette onunla birlikte gitmiş olabilir, elbette gitmiş olabilirler kullanımında. Evet, doğru seçenek nedir? E seçeneği anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasıdır. Diğer bir üzerinde durmamız gereken anlamla ilgili yine anlatım bozukluğu sorusunda sözcük ve sözcüklerin anlamca yanlış kullanılmasıdır. Cemil Bey üretim konusunda yönetim kurulunun görevlendirdiği tek yetkin kişidir. Yetkin sözcüğü doğru mudur bu cümlede? Yetkili sözcüğüyle karıştırılmıştır. Yetkin demek gerekli olgunluğa erişmiş, yetişmiş anlamına gelir. Yetkili ise bir işi yapma veya yaptırma hakkına sahip, yetki sahibi demektir. Evet, diğer bir cümlede senin yüzünden ben bir servet kazandım. Servet kazanmak olumlu bir durum ama senin yüzünden dediği zaman burada bir olumsuzluktan söz ediyormuş gibi. Burada da sözcük anlamca yanlış kullanılmıştır. Senin sayende denmesi gerekir. Cümleyi düzelttiğimiz zaman senin sayende ben bir servet kazandım olacak. Gelecek yıl dershane fiyatları. Dershane bize bir hizmet sunar. Bir eğitim hizmeti sunduğuna göre fiyat değil, ücret olması gerekir. Buradaki kullanım hatalı kullanımda fiyat yerine ücret olmalıydı. Bu ev diğerinin yanında kümes gibi duruyor denmiş. Duruyor mu, kalıyor mu? Diğer evin yanında kümes gibi duruyor değil, kalıyor demek bu cümlede de daha doğrudur. Bütün tepeleri kapsayan demiş. Kapsayan olmaz. Burada kullanacağımız nedir? Kaplayan olur. İlk önce iki proje arasında temel ayrıntıları tespit etmeliyiz. Ayrıntı yerine fark sözcüğünü kullanmamız daha doğru olur. İlk, evet, 2017'de
sorulmuş bir soru, yine benzer konuyla ilgili. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır sorusuna baktığımızda, halk arasında da en iyi yaptığı işle sevilir sayılır duruma düştü dediği zaman, sevilir sayılır duruma düşmez, sevilir sayılır bir durumda olur. Dolayısıyla burada da yine yanlış kullanılan bir sözcük anlatım bozukluğuna neden olmuş. Evet, dördüncü olarak üzerinde durmamız gereken deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması. Deyim ve atasözleri biliyorsunuz kalıplaşmış ifadeler. Bunlar eş anlamları olsa da bir başka sözcükle değiştirilmez. Her şeye burun bükmesi beni çok sinirlendiriyor. Burun bükmek deyimi yanlış kullanılmış. Çünkü bu ifade burun bükmek midir, dudak bükmek midir? Burun bükmesi değil, burada dudak bükmek ifadesini kullanmamız gerekir. Aynı soru kendisine sorulunca heyecandan etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak heyecandan olmaz, yanlış değil. Etekleri zil çalmak aşırı biçimde sevinmekti. Bunun yerine etekleri tutuşmak deyimini getirmemiz gerekiyor. Suçlu olduğu anlaşılınca paçaları tutuştu demiş. Deyim yanlış kullanılmış, yanlış bir sözcük var burada. Suçlu olduğu anlaşılınca etekleri tutuştu dememiz daha doğrudur. Bana sürekli ayak bağı olarak işlerimin çabuk yapılmasını sağlıyordu. Ayak bağı olmak olumsuz bir durum. Çabuk yapılmasını sağlamak yerine işlerimin gecikmesine neden oluyordu dememiz bu cümlede de daha doğru olur. Evet, yine 2007'de sorulan bir soru. Sevda Hanım'a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır cümlesindeki anlatım bozukluğu sorulmuş. Dert yakınır değil, dert yanar sözü getirilerek anlatım bozukluğunu düzeltebiliriz ve doğru yanıt burada B seçeneği olur. Deyimin yerinde kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır sorusunda. Buradaki anlatım bozukluğunun baktığımız zaman bu işe gönül koymuş, yıllardır bu işin üstünden çalışıyor. Gönül koymak deyimi gücenmekle ilgilidir. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğuna neden olan C seçeneği diyebiliriz. Evet, sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Bir sözcüğün yerinde kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu olarak bunu değerlendiriyoruz. Genelde zarf görevinde kullanılan sözcüklerle ilgili. İsmin önünde kullanıldığında sıfat özelliği taşır. Sıfatın zarf göreviyle kullanılması sonucu oluşur bu zaman. Bu hareketinle arkadaşının çok kalbini kırdın değil, çok kalbi kastetmiyoruz, kalbini çok kırdın olacak, kalbini çok kırdın. Zarfı yüklemin önüne getirmemiz gerekiyor. Şimdi müfettiş olarak geldiğim bu şehir, ilk öğretmenlik yaptığım yerdi. İlk öğretmenlik mi? Öğretmenlik yaptığım ilk yer mi? Yani ilk sözcüğü burada yükleme niteliyor. Evden aceleyle çıkınca hazırlıksız yağmura yakalandık. Hazırlıksız yağmur ifadesi doğru değil. Hazırlıksız sözcüğünü yakalandık sözcüğünden önce kullanmalıyız. Bu şekilde düzeltebiliriz. Sabah erkenden kalktı. Kravatını takıp gömleğini giydi ve evden çıktı. Burada
Sabah erkenden kalktı, gömleğini giyip kravatını taktı ve evden çıktı gibi bir sıralamada hata yapılmış. Bunu da yer değiştirerek tamamlayabiliriz. Her otobüs demiş, her otobüse binen öğrenci olarak kullanılmış. Oysa ne dememiz gerekiyor? Otobüse binen her öğrenci. Her sözcüğü burada otobüsü değil, öğrenciyi nitelemeliydi. Bu şekilde de anlatım bozukluğunu düzeltebiliriz. Evet, anlam belirsizliği. Anlam belirsizliği ile ilgili anlatım bozukluğu. Anlam cümlede açık olmalı, anlaşılır olmalıdır. Eğer cümlenin anlamı açık ve anlaşılır değilse bir anlam belirsizliği olur. Bunun birkaç nedeni var. Zamir eksikliği birincisi. İyilik ekinin ikinci ve üçüncü tekil kişi çekiminin belirsizliğinden kaynaklanabilir bu durum. Bazen acaba senin mi, onun mu zamirleri kastedilmiş gibi düşünebiliriz. Sesini tüm dünya beğeniyor cümlesinde olduğu gibi. Kimin sesini, onun mu, senin mi? O zaman cümlenin başına onun ya da senin getirmemiz gerekir. Bu şekilde cümleyi düzeltebiliriz. Müdür yarışmaya kardeşini de gönderecekmiş. Kimin kardeşini gönderecekmiş? Onun mu, senin mi biçiminde cümleyi düzeltmemiz gerekir. Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm, ne de yerini bilirim cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni. Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm, ne de binanın yerini bilirim biçiminde olmalı. Yani şurada bir tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yine burada tamlayanla alakalı bu soruyu da değerlendirebiliriz. Evet, noktalama yanlışlığından kaynaklanabilir anlatımdaki belirsizlik. Noktalama yanlışlığı da genellikle virgül eksikliğinden kaynaklanır. Bu sınıfın iyi temizlenmediğini gösterir demiş. Burada acaba cümlemizde bu sözcüğü sınıfı mı niteliyor? Bu durum mu sınıfın iyi temizlenmediğini gösterir? Yani şurada bir virgül mü olacak? Cümleyi bölecek miyiz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hasta kadına doğru gözlerini çevirdi cümlesinde hasta kadına. Hasta sözcüğü kadını mı nitelendirir yoksa hasta cümlemizin öznesi midir? Hasta kadına doğru gözlerini çevirdi gibi burada da virgül kullanımına dikkat etmemiz gerekir. Evet, virgüllerin yeri değiştirilirse anlam karışıklığı giderilmiş olur diyor. Dünyada neler olup bittiğini böylesine iyi bilen, okuma, çalışma gücünü yüksek, oldukça bilgili bu genç, insanın kullandığı sözcüklere alışık olmadığımız yeni anlamlar kattığını görüyorum. Burada baktığımız zaman bu genç insanın dediğimizde virgülü kaldırdığımız zaman genç sözcüğü insanı niteleyeceği için cevabımız D seçeneği olur. Evet, hatalı cümle kurma. Hatalı cümle kurma da anlamsal bir anlatım bozukluğu. Birden fazla anlamı aynı anda karşılıyorsa, yani bu cümlenin açık olmamasıyla alakalıdır. Bu olaydan senden çok zarar gördüm. O kişi ona zarar mı vermiş, yoksa o kişinin gördüğü zarardan daha mı çok zarar görmüş? Sen dediği kişiden mi zarar gördü? Evet, az önce belirttiğim gibi. Sen dediği kişinin gördüğü zarardan daha fazlasını gördüğü belli değil. Divan şairlerini günümüz şairlerinden daha iyi anlıyorum
cümlesinde de divan şairlerini günümüz şairlerinin anladıklarından daha iyi anlıyorum kastedilmiş. Ama burada da bir anlam karışıklığı oluşmuş. Buna da yine cümlelerde dikkat etmemiz gerekir. Evet, mantık hatası. Tutarlılıkla ilgili bu. İyi bir cümlenin tutarlı olması, yani birbirine çürütecek yargıların bulunmaması gerekiyor. Genç kadın kapıyı ardına kadar aralayıp misafirlerini davet etti. Ardına kadar aralama. Evet. Az açıldığını belirtiyor aralamak. Ama ardına kadar demiş ve burada bir mantık hatası oluşmuş. Polisi karşılarında gören göstericiler meydandan yavaş yavaş uzaklaşıverdiler diyor. Uzaklaşıvermek, tezlik bildirirken yavaş yavaş demiş. O zaman yüklemimizi uzaklaştılar olarak değiştirmemiz gerekiyor. Sınıfta da genelde cümlenin mantıksal kurgusunu bozan hata olarak örneklediğim bir cümle burada var. Yasa tasarısı 300'e karşı 125 oyla kabul edildi. De bir mantık hatası yine dikkatimizi çeker. Evet, sorulara bakalım, örnek sorulara. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır sorusu. Testiyi kıranla suyu getirenin bir ayrıcalığı yoktur cümlesindeki hata sözcükle alakalı yanlış sözcük kullanılması bir farkı yoktur. D seçeneği olmalıydı. Evet, ikinci sorudaki hangisinde anlatım bozukluğu vardır sorumuzda da. Önce kendisini sonra eşini öldürdüğü anlaşıldı. Önce kendisini öldürüp sonra eşini öldüremez. Burada bir tutarsızlık var ve mantık hatası diyebiliriz. Bu soruda doğru cevap E seçeneğidir. Evet, üçüncü sorumuzda altı çizili sözcük atılırsa cümlenin anlamında belirsizlik olur diyor. Yine hatırlayalım, senin söylediklerine büyük önem veriyorum, onun söylediklerine büyük önem veriyorum. İkisi de olabiliyor. Bunu atarsak senin ve onun olabileceği için cümlemizde buradaki bu sorudaki doğru cevap A'dır. Sizin sıkıntılarınız bu örtüşüyor, sizin sıkıntılarınız benim arabam, dikkat edelim iyelik eklerine. Bizim meselemiz. Benim sorularım, yani doğru zamirler almış, doğru tamlayanlar almış eklere baktığımız zaman cevap burada A olur. Evet, dördüncü soruda bir anlatım bozukluğu vardır sorusunda. Kaldırımdaki boyacıların hepsinin eli yüzü üstü başı boyalarla bezenmişti. Kaldırımlardaki boyacıların hepsinin demiş. İki farklı, iki kere boyacıların eli yüzü demesi doğruydu. Hepsinin tamlayanına burada gerek yoktur. Beşinci soru. Daha numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır diyor. Bu yol ancak yaya yürüyerek tadı çıkarılabilecek kadar bir manzaraya sahip. Yayaya gerek var mı? Bu yüzden yorulmayı göze alıp hiç durmadan aralıksız diyor. Hiç durmadan aralıksız aynı anlamda oldukları için sorunun cevabı 1 ve 2. sorulardır. Evet, altıncı sorumuzda cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bu konu hakkında size kısaca ayrıntılı bilgi verebilirim seçeneğimde. Ayrıntılı bilgi kısaca verilmez. Dolayısıyla E seçeneğidir. Evet, dokuzuncu soruya bakalım. Dokuzuncu soruda Yunus'tan bu yana halk şiiri zincirinin son halkası sayabileceğimiz Veysel kendini, işini ve dünyasını
bilmeyi, insan ve şair olmayı Sivri Alan köyünde kimden ve nasıl öğrendiğini bilmiyorum diyor. Veysel yerine Veysel'in dememiz gerekiyor. Burada bir tamlayan eklememiz gerek. Veysel'in kendini, işini ve dünyasını bilmeyi. Çünkü bir tamlama oluşturulmuş ama tamlayan eksik. Dolayısıyla buradaki doğru cevap da D seçeneği olur. Evet, 13. soruya bakalım. 13. soru cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bugün rahat bir yaşama kavuşsam bu senin yüzündendir denmiş. Rahat bir yaşama kavuşmak senin yüzündendir ifadesi yanlış sözcük kullanımıyla ilgili olur. Cevap D seçeneği. Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları dil bilgisiyle ilgilidir genel olarak. Tamlamalarla ilgili yanlışlardan başlayalım. İsim ve sıfat tamlamalarında görülen yanlışlar. Bu yanlışlar isim ve sıfatın birlikte tamlayan yapılmasıyla ilgilidir. Tamlayan ve tamlananın eksik olması eklerinin ayrıca tamlayan ile tamlanan arasında kişi bakımından uyumsuzluk da tamlamalarla ilgili yanlışlıklar olarak özetlenebilir. Cümlede özel ve kamu kuruluşları demiş. Özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları. Çünkü özel kuruluş, başa gelen sözcük sıfat, kamu kuruluşları isim olduğu için. Aynı tamlayana bağlanmaktan, tamlanana bağlanmaktan bir hata oluşmuştur. Böyle bir işin yapılması kimseye zararı yoktur diye düşünüyorum. Yapılmasının dememiz gerekirdi. Yapılması değil, yapılmasının olması anlatım bozukluğunu burada düzeltir. Yeni sözcükler yaratmak için her ulusun dilinin sunduğu olanaklardan yararlanmak gerekir. Cümlesinde de yararlanması dememiz gerek. Yeni sözcükler yaratmak için her ulusun dilinin sunduğu olanaklardan yararlanması gerekir. Çünkü şurada bir tamlayan kullanılmış, ulusun yararlanması gerekir diye cümleyi düzeltmemiz daha doğru olacaktır. Özne ile ilgili eksiklikler, özne ile ilgili eksikliklere baktığımızda, öznenin iki yüklem için ortak zannedilmesi, yani bu sıralı ve bağlı cümlelerde çoğu zaman yüklemler aynı, ortak özneyi almayabilir. Öznenin belirsiz olmasından kaynaklanabilir. Bu yöredeki demiryolu inşaatları 1912 yılında bitirilmiş, demiryolu inşaatları bitirilmiş, bağlı bir cümle dikkat ederseniz. Ve aynı yıl hizmete açılmıştır. Hizmete açılan nedir? Demiryolu inşaatları mıdır? Demiryolu dememiz gerekiyor. Buradaki özne demiryolu. Koşmaların son dörtlüklerinde şairin mahlası geçtiği için söyleyeni belli ürünlerdir. Ne söyleyeni belli ürünlerdir? Yine koşmalar diye özlemizi tamamlamamız gerekiyor. İnternet evlerinin sayısı hızla artıyor, denetlenmiyor. Denetlenemiyor. Ne denetlenemiyor? İnternet evlerinin sayısı mı? Yoksa evler? Evet. Bu şekilde de burada anlatım bozukluğunu giderebiliriz. 2000 yılında sorulan bir soru. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görmedi. Bunu sınıfta da örneklendirmiş olabilirim çıkmış soru olarak. Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç kar yüzü görmeyen neresidir? Neresidir? Türkiye olarak cümleyi tamamlarız. Yani A seçeneğinde bir anlatım bozukluğundan söz edebiliriz. Evet, tümleç eksikliği ve gereksizliği.
Bir cümlede tümleç, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne kullanılması gereken yerde kullanılması ya da tümleç gerekmeyen yerde tümleç kullanılması anlatım bozukluğu olur. Tümleç eksikliği genel olarak birleşik, sıralı cümlelerde ortak kullanılabilir. Fakat tümleç ortak kullanılmadığı zaman ya da eksik kullanıldığında anlatım bozukluğu olur. Nesne, yani düz tümleç diyoruz nesneye. Düz tümleç eksikliği diyor ki kızına ninni söylüyor. Kızını getirmemiz gerekiyor buraya. Burası bir tümleç almış. Kimi uyutmaya çalışıyordu? Kızını ya da onu eklememiz gerekiyor. Bu konuda söylenenlere inanıyor. Her yerde öne sürüyordu. Yüklememiz tümleç almış. Neyi öne sürüyordu? Söylenenleri ve onları şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. Evet, örnek soruya baktığımızda aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi. Nereyi Türkleştirdi? Cevap, oraları yani nesne getirmemiz, bu cümlede nesne kullanmamız gerekir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir demiş. Seyirciler saatlerdir konuşan adama söylediklerini biliyor, kesinlikle ciddiye almıyorlardı. Neyi ciddiye almıyorlardı cümlesinde? Onu sözcüğünü getirerek buradaki anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Evet, dolaylı tümleç eksikliği. Dolaylı tümleç eksikliği de yine birleşik ve sıralı cümlelerde karşılaştığımız bir durumdur. Öğrencileri böyle değerlendirmek, bu gözle bakmak gerekir demiş. Sıralı bir cümle, ilk cümle yükleme nesne almış. Kime bu gözle bakmak gerekir? Buraya öğrencilere getiriyoruz. Şu an adama yaklaşıyor muyuz? Adamdan uzaklaşıyor muyuz? Bu cümlede evet bir dolaylı tümlemecimiz ilk cümlede var ama adamdan ifadesini burada dolaylı tümlecini getirmemiz gerekir. Burada anlatım bozukluğu tümleç eksikliğinden kaynaklanmaktadır sorusu. Onun da görüşlerini öğrenmek ve ondan yararlanmak istediler. Birinci cümlede yer alıyor. Herkes birbirine zarar vermeden birbiriyle yaşamayı başarabiliyorlar. Onun aramızdan ayrılması yalnız bizim için değil, tüm toplum adına büyük bir kayıptır. Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor. Sezdirmeden arkadaşına yardım ediyordu. Cevap 1 ve 4. cümleler, 1 ve 4. cümlelerde tümleç eksikliğinden söz edebiliriz. Evet, zarf tümleci eksikliği. Birleşik ve sıralı cümlelerde zarf tümleci ortak kullanılabilir. Fakat cümlede ihtiyaç olduğu durumlarda zarf tümleci kullanılmamışsa anlatım bozukluğu oluşur. Arkadaşlarını rahat edecekleri odalara yerleştirmiş, arkadaşlarıyla ilgilenmişlerdi. Aslında buradaki sözcük genel anlamda zarf tümleci olarak alıyoruz. Edat tümleci olarak da soruda gelirse burada dikkat edelim. Edat tümleci değerlendirmesini de yine yapabiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Çölde susuz kalmış bir yolcu gibi gözyaşına hasret kaldık yıllarca cümlesi. Yıllarca dertlerimize, sıkıntılarımıza hep gülündü. Dertlerimizle alay edildik. Evet. Cevap burada yine neyle alay edildi cümlesinde de B seçeneği olarak
değerlendirebiliriz. Gereksiz tümleç kullanımı, cümlede ortak kullanabilecek bir tümleci tekrarlamak da anlatım bozukluğuna neden olabilir. Bunu vurgulamıştım. Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, bu güçlüklere nasıl katlandı, bu güçlüklere her iki cümlede de olduğu için kullanılmasına gerek yok. Yani her iki yüklememizi de karşılayabilir. Gereksiz bir dolaylı tümleç. Çünkü bir ortak kullanım var burada. Çevremizi duyu organlarımız yardımıyla tanır. Onu bu organlarımızla öğreniriz de. Çevremizi olduğu için ve öğreniriz yüklemine dahil olduğu için onu kullanımına gerek yok. Evet, çatı uyumsuzluğu. Fiiller ya da fiilimsiler ya etken ya da edilgen olmalıdır. Buraya dikkat ediyoruz. Cümlede fiil olabilir, fiilimsi olabilir. Etken ya da edilgen olmalıdır. Eğer biri etken, biri edilgen kullanılırsa bir çatı uyumsuzluğu oluşur. Boş zamanlarımızda genellikle kitap okunarak vakit geçiriyoruz. Okunarak edilgen vakit geçiriyoruz. Etken çatılı kullanıldığı için anlatım bozukluğu oluşmuş. Boş zamanlarımızda genellikle kitap okuyarak vakit geçiriyoruz dememiz daha doğrudur. Bahçedeki zararlı otlar yolunarak bir yere yığılmalıdır cümlesinde. Yolunarak yığılmalıdır edilgen edilgen ama hatalı cümlede yolarak denmişti. Bir yere yığılmalıdır. Edilgen kulladım. Dolayısıyla burada da bir anlatım bozukluğu, çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Örnek soruda evin binbir çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştiren bir bahçesi var denmiş. Binbir çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştiren, burada bir fiilimsi eksikliği var. Meyve ağacı yetiştirilmez, sebze yetiştirilir. Yetiştirilen olarak da fiilimsinin edilgen olmaması diyebiliriz. Buradaki anlatım bozukluğunu da bu şekilde tamamlayabiliriz. Evet, fiillerle ilgili yanlışlar. Yüklem eksikliği, fiilimsi eksikliği, ek fiil eksikliği, fiiller arasındaki çatı uyumsuzluğu, kip uyumsuzluğu şeklinde özetleyebiliriz bu konuyu. Şirkette bazı konularda o bizi destekledi, biz de onu destekledik. Yüklem eksik. Buraya bir yüklemin getirilmesi gerekiyor. Dürüst biri olduğundan bugün de kuşkuya düşmüyorum dememiz gerekiyor. Anlatım bozukluğu bu soruda A seçeneğinde söz konusudur. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır demiş. İlkbaharda sabahları bülbül sesleriyle uyanırdım. Sokağa bakan küçük ama şirin bir evimiz vardı. Mahallenin çocukları çoğunlukla bizim bahçede oynarlardı. O yıllarda ben 30, o ise 35 yaşlarında. Ben 30 yaşındaydım. Cevap D seçeneği olarak değerlendirebiliriz. Evet, kip uyuşmazlığı sorularına bakalım. Kip uyuşmazlığı sorularında Ahmet her gün buraya gelir. Onunla bazı konularda tartışırdık. Kiplerimiz farklı çekimlenmiş. Gelir, tartışırdık baktığımız zaman. Burada e,
gelirdi dememiz gerek. Çünkü şurada bir ek fiil kullanılmış. Burada da o ek fiili eklememiz gerek. Yapılması gerekenleri ben ona, o da başkalarına söyledi. Ben ona söyledim. Yüklem eksikliği var bu soruda. Dosyayı bize görüşmeler başlamadan önce mi yoksa sonra mı vereceksiniz? Başlamadan önce mi yoksa başladıktan sonra mı diye cümleyi düzeltebiliriz. Ovayı bir sis kaplıyor, etrafımızı görmekte zorlanıyorduk. Yine bakıyoruz yüklememiz. Şimdiki zaman hikayesi burada sadece şimdiki zaman bırakılmış, buraya da bir idi getirerek cümlemizdeki anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Evet, özne ve yüklem uyumu yanlışları. Özne ve yüklem uyumu iki açıdan olabilir. Tekillik çoğulluk bakımından uyum. Türkçe'de özne tekil, yüklem tekildir. Özne çoğulsa yüklem çoğuldur. Sadece üçüncü şahıslarda tekillik çoğulluk bakımından uyumda bazı sorunlar karşımıza çıkabilir. Bunlar tekil üçüncü kişide saygı gereği özne çoğul olabilir. Kaymakam Bey henüz gelmediler. Onlar Ankara'ya gitti. Onlar Ankara'ya gitti biçiminde tekil de kullanabiliriz. Ahmetler yola çıktılar. Ahmetler yola çıktı biçiminde. Üçüncü kişide, çoğul üçüncü kişide yüklem çoğul olduğu gibi tekil de olabilir. Evet, insan dışı varlıklar, zaman adı, soyut ad, bitki adı, hayvan adı, cansız varlık adı, organ adı, çoğul özne olduğunda yüklem tekil olur. Saatler, geçmek bilmiyor. Düşünceler zamanla değişir. Ağaçlar bu yıl çiçek açtı. Atlar kaçıştı. Kelimeler ifade eder. Gözler yalan söylemez. Evet, insan dışı varlıklarda bu duruma dikkat edeceğiz. Sınıfta hatırlattığım gibi bitki ve hayvan adları cansız varlıklar kişileştirme yapıldığında o zaman yüklememizi çoğul kullanabiliriz. Bu istisnayı aklımızda tutalım. Vergisiz zamirler, topluluk adları ve tamlayanı sayı sıfatı olan sıfat tamlamaları özne olduğunda yüklem tekil olur. Evet. Vergisiz zamirler, topluluk adları, tamlayanı sayı sıfatı olan sıfat tamlamaları özne olduğunda yüklem tekil olur. Yani burada bir vergisiz zamir var. Başkaları bu işe karışmaz. Halk bir topluluk adı bekliyor. Üç kişi geliyor. Burada yine bir istisnadan söz edeceğim. Eğer topluluk adlarına çoğul ek gelirse yüklememiz çoğul olabilir. Kişi bakımından uyumluğa gelirsek, kişiler bizse, yani ben, sen, o, ben veya o, ben veya sense yüklememizi birinci çoğul. Eğer sen ve oysa, sizse ikinci çoğul biçiminde çekimleyeceğiz. O gece ben koltukta, kardeşim de halanın üstünde uyuyakalmıştı. Yani ben ve kardeşim söz konusu olduğu için birinci çoğul biçiminde bir çekimleme yapabiliriz. O yıllarda Esra 13, ben de 15 yaşlarındaydım. Öznelerimiz birden fazla olduğu için yine birinci çoğul getiriyor. Neler çektiğimi bir ben, bir de Allah bilir. Evet, burada bir yükleme ihtiyacımız var. Bir ben bilirim, bir de Allah bilir. Ahmet Ankara'da, bense yurt dışında oturmak istiyordum. Sanırım gördünüz.
Ahmet Ankara'da oturmak istiyordu, bense yurt dışında oturmak istiyordum dememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili testler sizinle paylaşılacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.